Yepyeni bir haftadan herkese merhaba. Yeni bir hafta, yeni heyecanlar diyoruz. Ağustos ayını da bitirdik. Ağustos ayı da bu haftayla birlikte bitiyor ve Eylül ayına doğru yolculuğa çıkıyoruz. Evet, bu hafta içerisinde bakalım gökyüzünde ne gibi konular var? Hayatımızda ne gibi konular daha fazla gündem yapabilir? Biliyorsunuz yükselen burcunuza göre dinliyorsunuz. Böyle daha anlamlı. Hadi diyelim ki yükselenizi dinlediniz, sonra güneş burcunuzu da dinleyin. Sonra ikisini harmanlayın, bir araya getirin bakalım. Hayatınızla ilgili dinamiklerde nasıl değişimler olabilir? Ne gibi konularla karşılaşabilirsiniz? Bize de videonun altına yorum bırakmayı unutmuyorsunuz. Bu arada tek tek video saatlerini, işte hangi burcun hangi dakikada olduğuna dair paylaşımlarda bulunuyorsunuz. Çok naziksiniz, çok şekersiniz. Bayılıyorum o birbirinizle yardımlaşma halinize. Bunun için ayrıca teşekkür ediyorum. Yorumları da elimden geldikçe okuyorum. Sizler de rahatça orada paylaşımlarınızı yapabilirsiniz. Saygılı yorumlarınız, sevgi dolu yorumlarınız için ayrıca teşekkür ediyorum. Çünkü sosyal mecralarda bu tür yorumları bulmak biliyorsunuz ki çok mümkün değil. Hepinize ayrıca teşekkür ediyorum. O zaman bu güçlü, önemli, dinamik haftayı şöyle burçlar üzerinden tek tek bakalım diyorum. Sevgili koçlar veya yükselen burcu koç olanlar, bu hafta yönetici gezegeniniz Mars gezegeni, Satürn gezegeniyle böyle bir stresli açı içerisine girecek. Şimdi biz buna stresli açı diyoruz ama aslında bu insanın içindeki potansiyeli ortaya çıkartabilmesi için gelişen olayları gösteren durumlardır. Yani sizde bir potansiyel var ki bazı sorunlarla karşılaşıyorsunuz. Biraz da bu açıdan bakalım. Evet, kariyer hayatınızda uzun zamandır bazı zorluklar, bazı yorgunluklar yaşamış olabilirsiniz ama kariyerle ilgili bazı değişimleri, dönüşümleri değiştireceğiniz, hayatınızı farklı bir yöne getireceğiniz konular bu hafta önünüze gelebilir. Burada çok fazla yönetimsel alanda baskı yaratmak, stresli olmak gibi konular içerisine girmek yerine çok daha uyumlu olmayı, gelen sorunları, problemleri hızlı bir şekilde çözmeyi seçerseniz hem yöneticileriniz tarafından göz dolduracak hem de bazı haklılıklarınızı diyebiliriz, ele geçirebileceğiz bir hafta içerisindesiniz. Güneş ve Uranüs arasındaki harika kontakta çok güzel bir açı olacak. Güneş'in Başak Burcu'nda hareket ediyor olması da sizlerin para kazanacağınızı, aniden gelir kaynaklarınızın artabileceği ihtimalini gösteriyor. Bu güzel bir şey. Yani bu hafta aslında bazı baskıları alıyor olsanız da bazı konularda hızlı projeler gelişebilir. Parasal ve finansal konularda bir takım iyileşmeler olabilir. Anlık görevlerdeki değişimler ama bunların hepsi çok daha pozitif bir yönde gidecek gibi görünüyor sevgili koçlar diyoruz. Keyifli, güzel bir hafta diliyoruz. Evet, şimdi bakıyoruz boğalar veya yükselen burcu boğa olanlar. Sevgili boğalar, bu hafta yönetici gezegeniniz Venüs'ün Neptün gezegeniyle iyi yapacağı olumlu açı sizlere sosyal çevrenizde güzel bağlantılar kurabileceğinizi, iyi bağlantılar içerisinde olabileceğinizi gösteriyor. Ve sizlerin hayatlarıyla ilgili maddi manevi anlamda daha fazla güçlü bir toparlanmaya doğru gideceğiniz bir hafta olduğunu söyleyebiliriz. Hedeflerinizi çok iyi koymalısınız. İşler yolunda gidiyor. Daha her şey keyifli ve yolunda olacak. Mümkün oldukça yaşam içinde kendinizi daha değerli ve daha önemli hissedeceğiniz konularla karşılaşacaksınız. Bunları bırakın başkaları takdir etsin. Sizler kendinizi takdir etmek, onurlandırmak ya da konuşurken bunları ifade etmek isterken belki bu hafta ukala olarak algılanabilirsiniz. Belki o övgü dolu konuşmaların sonu başka bir noktaya gidebilir. Burada biraz daha dikkatli olmanızı tavsiye ediyorum. Sosyal projelerde yer alabilirsiniz. Çok güçlü insanlardan destekler görebilirsiniz. Bu hafta başlatacağınız işler ve yapacağınız şeyler çok değerli olacak. Eski bir ilişki, ilişkiyle ilgili konular da gündeminize gelebilir. Hayatınızda neyin yanlış, neyin doğru olduğunu gördüğünüz harika bir hafta olduğunu söyleyebiliriz. Yani Aygül Hanım ne olacak, iyi mi olacak, kötü mü olacak sorusu tamamen sizin neyin yanlış, neyin doğru olduğunu görüp bir eyleme geçtiğiniz durumda çok güzel bir şekilde iyi, yani pozitif anlamda gelişeceğini söyleyebiliriz. Keyifli, güzel bir hafta diliyoruz. Sevgili ikizler veya yükselen burcu ikizler olanlar, sevgili ikizler. Evet, bu hafta parasal anlamda güçlü bir haftaya giriyorsunuz. Parasal anlamda biraz yorgun düşmüş olabilirsiniz. Ekonomik anlamda belki borçlar, krediler, hukuksal konular, finansal ödemeleriniz, belki öğrencisinizdir, yurt ödemeniz vardır, burs alamıyorsunuzdur vesaire. Yani bunları da kapsayabilir. Şimdi ekonomik anlamda bir iyileşme, bir anlaşma, birinden bir destek görmeniz gibi konular söz konusu olabilir. Tabii
Bunu nasıl gerçekleştiriyorsunuz? Hayatınızda bu nasıl ilerliyor? Bunu siz biliyorsunuz, biz bilmiyoruz. Bu kariyer hayatınızda da bir iyileşmeye sizi götürebilir. Yani kariyerde işlerinizin daha planlı gittiğini, parasal anlamda daha güçlendiğinizi hissedebilirsiniz bu hafta. Sadece Satürn ve Mars arasındaki bu kare açıyı biraz daha olumlu değerlendirmenizi, çok meydan okumamanızı, insanların dürüst yönlerini çok görmek isteyeceğiniz bir hafta. Yani dürüst olduğuna inanmak istiyorum. Gerçekten dürüstçe mi davranıyor diyeceğiniz bir hafta olabilir. İnsanları böyle yargılamayın. Koşulları, şartları, belki bunu söylemesi gerekti, o an bunun böyle olması gerekti gibi düşünceleriniz olabilir. Yani biraz esnek olun. Birazcık daha baskı yaratmadan ilişkileri gözden geçirin. Çarşamba ve Perşembe günleri de ilişkilerinizde konular çok fazla gündem olabilir. Hayatınızdaki insanla ilgili çok ciddi kararlar alabilirsiniz. Radikal bazı geçişler olabilir hayatınızda. Partnerinizi ilgisizlikle suçlamak doğru bir yaklaşım olmayabilir bu hafta. Belki ihtiyacınız olan şey onun ilgisinden daha çok hayatınızdaki yönü bulmak olabilir mesela. Belki bu haftaya böyle bakabilirsiniz. Bazen haklı olmak değil, mutlu olmak önemli olabilir. Bu haftanın felsefesi bu olsun diyoruz. Keyifli, güzel bir hafta diliyoruz. Evet sevgili yengeçler veya yükselen burcu yengeç olanlar, yengeçler bu hafta ilişkileriyle ilgili çok önemli konularla karşılaşabilirler. Bitmedi o çok önemli konular zaten. Diyecekler ki o bitmeyen o çok önemli konularımız Aygün Hanım ne zaman bitecek, biz ne zaman huzura kavuşuyoruz diye soruyorlar. Haklılar, tutulmaları yaşadınız, koskoca 2 yılı böyle geçirdiniz de şimdi mi yani kıyıda mı boğulacaksınız? Yok öyle bir şey, artık ayaklanıyorsunuz ve hayatınızı yeniden yapılandırıyorsunuz, yeniden güç. Ya bu çok keyifli bir şey. Hayatta mutlaka inişlerimiz de çıkışlarımız da olacak. Yani baktığınızda evet evlilikle ilgili ciddi problemler yaşadınız. İş ortaklıklarıyla ilgili ciddi problemler yaşadınız. Belki çok amansız bir kaza yaptınız. Bir kaza hayatınızı değiştirdi. Belki sağlıkla ilgili ciddi bir problem aşmaya çalıştınız ama hep böyle kadersel şeylerdi bunlar. Yani hayatınızdaki değişen şeyler, değişmek zorunda olan şeyler hayatınızın bundan sonrasında çok daha böyle şükredeceğiniz, daha mutlu olacağınız bazı dinamikler olduğunu söyleyebiliriz. Bunu şimdi anlamıyor olsanız da 2021 yılında ne dediğimizi anlıyor olacaksınız. Evet bu hafta içerisinde geçtiğimiz haftalardan daha farklı ilişkilerinizi yoluna koyma şansını elde edebilirsiniz. Belki gerçekler sizin umduğunuz gibi değildir. Yani ummak başka bir şey, beklemek başka bir şey, gerçeklerin gerçek şeklini görmek başka bir şey. Belki bunu göreceksiniz. Yani her şey ya çok da beklediğim gibi değil, umduğum gibi değilmiş diyeceksiniz. O zaman ne yapacaksınız? Hayatınıza yeni bir format getiriyorsunuz, yeni bir yön getiriyorsunuz bu hafta. İş ortaklıklarınız, parasal konularınızı dengede tutacağınız bir hafta olabilir. Yeni bir işe girebilirsiniz, yeni bir iş başlatabilirsiniz. Ortaklıklarınızla ilgili konular bir dinamik kazanabilir. Hayatınızdaki partnerle ilgili konularda, yani geçtiğimiz hafta belki ayrılma kararı verdiniz. Belki ayrıldınız, durduk yere. Belki hiçbir şey yoktu, yapamayacağınızı düşündünüz. Belki geçtiğimiz hafta bu hafta için bir evlilik kararı aldınız ve bu hafta bunu uygulayacaksınız. Yani hayatınızda bir şeyler, evet gerçek anlamda güçlü bir değişime gidiyor. Satürn ve Mars arasındaki kare buradaki olayın stresini biraz arttırıp içinizdeki o gücü ortaya çıkartmaya yardımcı olacak. Sevdiğiniz ve gerçekten inandığınız kişinin, İşin, projenin, artık o neyse ama siz seviyorsanız ve inanıyorsanız lütfen peşinden gidin. Bu hafta özgür olmak, birazcık istediğiniz şeyin peşinden gitmekle ilişkili olacak diyoruz. Keyifli, güzel bir hafta diliyoruz. Sevgili aslanlar veya yükselen burcu aslan olanlar, evet aslanlar, aslanlar geçtiğimiz hafta bir yeni ay bıraktılar arkalarında ki bu 2 hafta sürecek. Bu hafta bazı kalıpları yıkıyorlar, yeni başlangıçların kapısındalar, bazı yenilikler onları şaşırtabilir. Hakikatlerini bulmak, hakikatin gücünü yakalayabilirler. Ya benim gerçek işim buymuş. Benim gerçekten sahnede olmam gereken konu bu. Benim gerçekten aşık olmam gereken adam bu ya da kadın bu. Ya da ilişkilerle ilgili ya bir dakika benim ilişkiye ihtiyacım yok. Ben bu ilişkide içinde kendimi iyi hissetmiyorum diyecekleri nokta bu olabilir. Biraz egolarından sıyrılıp farklı olmayı kabul edecekleri bir hafta içerisindeler. Belki dönmeyen o eski sevgili dönebilir. Belki çok yalan söylediğini düşündüğünüz barışmak isteyen bir arkadaş dönüp barışmak isteyebilir gibi gibi. Konularda biraz aktif olabilir bu hafta içerisinde. Bu yeni ay etkisini bu hafta daha güçlü hissedeceksiniz. Üst düzey bir kurumla ya da üst düzey bir çalışma şekli olan bir
yöneticiyle bir iş planı, bir teklif alabilirsiniz. Yeni bir iş başlatabilirsiniz mesela. Yeni bir dönem, yeni bir proje. Yeniliklerden korkmayın. Yeni olmaktan, yeni bir formata geçmekten. Yani sabit bir insansınız. Evet, başlatıcı bir yönünüz var ama sabit de bir yönünüz var. Yani gerçekten yıkılmayan, kırılmayan tabularınız var. Bence biraz daha orayı böyle kırın ve yeni bir başlangıç güzel olacak diyoruz. Keyifli, güzel haftalar diliyoruz. Evet sevgili Başaklar veya yükselen burcu Başak olanlar, sevgili Başaklar, haftaya etkili, yetkili ve güçlü başlıyorsunuz. Neden? Çünkü Merkür gezegeni Başak burcunda. Biz Merkür Başak'a geçtiğinde tüm herkese deriz ki çok detayları inceleyin, ayrıntılara iyi bakın, gözden bir şey kaçırmayın, iyi hesap kitap yapın falan deriz. Ama kime demiyoruz? Sadece size demiyoruz. Çünkü sizler bu konularda zaten doğuştan yeteneklisiniz. Bu Merkür'ün Başak burcundan geçme hali de sizin bu dönemdeki ki bu halinizi takdir etmek demektir. Yani sizin daha iyi parlamanız, daha iyi görünmenizi gösterir. Yönetici gezegeninizin burada ilerliyor olması evrende bir söz sahibi olduğunuzu da söyleyebilir. O yüzden kendinizi ifade etme becerileriniz bu kadar güçlüyken, insanlarla olan iletişimleriniz bu kadar hoşken ya da böyle görünürken mümkün oldukça bunu kullanın mesela. Bunu değerlendirin. 6 Eylül'e kadar bu süreç böyle olacak. Projeleriniz varsa konuşun. İş oluşturacaksınız, bir işe gireceksiniz ya da bir iş teklifinde bulunacaksınız. Mesela bunu yapın. Arkanızdan yapılan dedikodular, konuşmalar, işte yanlış anlaşılmalar falan filan. Yani bunlarla ilgili konular da gündeminize gelirse. Çünkü bu hafta Merkür güçlü bir konumda olacak. Kendinizi ifade etme becerileriniz güçlüyse bu kadar. Aynı zamanda yanlış da anlaşılabilirsiniz. Aynı zamanda biraz böyle çevreniz sizi ukala olarak da görebilir. Bunları da yönetmeniz lazım. Yani iletişim gücünüz yüksekse demek ki nazik bir iletişim gücü belirlemeli. Her şeyi bildiğinizi anlatmamanız gereken ya da bildiklerinizi doğru yerde kullanmanız gereken. Bazen her şeyi de bilmememiz gerekiyor. Ya da biliyorsak da öyle davranmamamız gerekiyor değil mi? Yani biraz o konuları da iyi bir şekilde dengelemek gerekiyor. Bir meslektaşınız, aynı şeyde çalıştığınız, aynı kurumda çalıştığınız, aynı işte çalıştığınız belki biri. Bu kişiyle ilgili bir yakınlaşma, bir dostluk, bir arkadaşlık. Ya da hayatınızı değiştirecek yönde bir işbirliği, belki de bir ilişki, bilmiyorum. Ama burayla ilgili heyecan verici bir şeyler belki olabilir. Sizler böyle yorumların altına deneyimleriniz olursa, tecrübeleriniz olursa paylaşın diyoruz. Güzel bir hafta diliyoruz. Evet sevgili teraziler veya yükselen burcu terazi olanlar, teraziler bu hafta yönetici gezegenleri Venüs'ün muhteşem Neptün'le yaptığı güzel, keyifli bir açıyla biraz daha hayatlarıyla ilgili ciddi kararlar vereceklerini söyleyebiliriz. Aynı zamanda Venüs Yengeç, Jüpiter Oğlak, 4 ve 10 aksında yani 4. ev kendi içimiz. Kendi içimize döndüğümüz yerdir. 10. evde topluma döndüğümüz yerdir. Toplumda olmak istediğimiz yerdir. Yani içimizle dışımız arasında bir iç çatışma içerisinde olabiliriz. Aslında belki evinizde çok huzurlusunuzdur, evde çok mutlusunuzdur ya da kendi içinizde mutlusunuzdur ama dışarıdaki bir olay sizin mutlu olmanıza izin vermiyordur. Yani mutlu olamıyorsunuzdur. Çünkü dışsal bir sorun sizi mutsuz bir haline getiriyordur. Buradaki konuyla olan bağlantınızı keseceğiniz ve burayla ilgili ciddi karar vereceğiniz bir hafta. Yani sizi mutsuz eden şeylerden belki kopmak isteyeceksiniz. Belki de bunu çok abartıyorsunuz, bunu göreceksiniz gibi konulara biraz dikkat edeceğiz. Ev hayatınızda bazı gelişmeler olabilir. Evinizle ilgili bir karar, taşınma, aniden bir telefon çalar. Taşınmanız gerekir, yer değiştirmeniz gerekir, bir teklif alırsınız, yer değiştirmeniz gerekir gibi. Kendinizi birazcık daha ait hissettiğiniz yerler, aitlik duygusu, bunları sorgulayabilirsiniz. Profesyonel bazı hamleler içerisinde olmanız gereken bir hafta içerisindesiniz. Aniden kaos yaratacak, öfkelenecek, birden hayatınızı değiştirecek konuşmalar yapmamanız gerekiyor. Yani burada ölçülü olmayı lütfen öğrenin. Birden söylenmesi gereken, en son söylenmesi gereken şeyi bu hafta en başında söylemek isteyebilirsiniz. Satürn ve Mars arasındaki kare baskıları haksızlık olarak görebilir. Yani bu bir haklılık ve haksızlık savaşı olmayabilir. Bu sizin potansiyelinizi geliştiren bir konu da olabilir. Olaylara çok tepkisel yaklaşmak ya da sizin kötü niyetinize bir şeyler oluyormuş. Sizin kötü olmanız için bir şeyler oluyormuş gibi davranmıyoruz. Sevgili teraziler, güzel keyifli bir hafta diliyoruz. Sevgili akrepler veya yükselen burcu akrep olanlar, evet akrepler bu hafta planlarınızı çok iyi yapmalısınız. Yeni bir yaşam kuralı belirlemelisiniz. Hayatınıza yeni bir plan, yeni bir karar, yeni sorumluluklar
geliyor belki hayatınıza. Yeni bir sorumluluk, yeni bir teklif, yer değişimi. Burayla ilgili bazı kararlar söz konusu olabilir ama birazcık da öfkeli bir hafta geçiriyor olabilirsiniz. Çok öfkeli olmamaya, daha sakin kalmaya özen göstermeniz lazım. Yönetici gezegeniniz Mars'ın Satürn ile yapacağı kare sizlerin belki de bir şeylerin engellendiğiniz noktasında tepki vermenizi ortaya sunabilir. Yani ben artık çok engelleniyorum, ben bu işi yoluna koyamıyorum, ben bunu bir türlü yapamıyorum gibi düşündüğünüz şeyler sizleri çok fazla ön plana getirebilir. Buna dikkat edin bir kere. Buradaki tuzağa düşmeyin. Niye düşesiniz ki? Satürn Mars karesi gerçekleşiyor ve bir anlık öfke haliyle vereceğiniz bir karar. Ne gerek var? Sonra pişmanlık duyulacak bir karar mesela. Parasal konularda biraz daha rahat nefes alabilirsiniz. Yeni bir işbirliği, ekstra bir takviye, belki ekstra yapacağınız bir işten gelecek bir kazanç gibi konularda söz konusu olabilir. Burada da güzel etkiler var. Kardeşleriniz, yakın çevrenizde aldığınız bazı şaşırtıcı haberlere de daha sağduyulu olun. Çevremizde herkes her şeyi konuşuyor. Ağzı olan konuşuyor. Her şeyden şüphe duyamayız ya. Her şeyden de çok fazla kendimizi şüphe duyarak mutsuz edemeyiz. Bazı olayların gizemi çözülecek ama çözüldüğünde de ben biliyordum, ben haklıydım gibi tepkiler vermek yerine anlayışlı olmak, hoşgörülü olmak, onun yerinde olsaydınız siz ne yapardınız? Mesela bu hafta kendinize bu soruyu sorun diyorum. Keyifli, güzel bir hafta diliyorum. Sevgili yaylar veya yükselen burcu yay olanlar, sevgili yaylar, bu hafta en belirgin gökyüzü konumu Satürn ve Mars arasındaki stresli açı olacak. Tabii ki bu durum sizlerin de aşk hayatlarınızı hem de parasal konularınızı, maddesel durumları, sahip olma konularını birazcık ön plana getirecek. Belki ekonomik koşullardaki yetersizliğiniz yüzünden hayattan keyif alamadığınızı düşünüyorsunuz. Belki de haklı olarak ya şunu da yapacağım ama param yok, bunu da yapacağım ama işte şu yok, hevesim yok gibi noktalarda olabilirsiniz ama yaratıcılığınızı, yaratma duygunuzu parasal ve maddesel konulara bağlamadan hareket etmeyi öğrenmeniz gereken bir haftadasınız. Yani kimse size o işi neden yapmadığınızın sebebini ve nedenini yıllar sonra parasızlık olmasıyla ilişkilendirmeyecek. O sizin mazeretiniz olarak kalacak. Bu açılar genelde yaylar için mazeret açılarıdır. Yani mazeret herkeste var arkadaşlar. Hepimizin bir mazereti var. Önemli olan mazeretsiz bir şekilde eyleme geçiyor olmak. Bir ilişki bitirmek zorunda kalıyor olabilirsiniz ya da bitirdiniz. Ya da başka bir ilişkiyle arada çelişkili bir şekilde kalıyorsunuz. Hemen yargılamalar içerisinde olmamalısınız. Acele kararlar vermeyin. Sabırlı olun. Uzun süre size emek vermiş bir ilişki söz konusuysa burada biraz daha bekleyin. Birazcık daha sabırlı olun. Karşı tarafın değişme imkanı olabilir mi? Ya da bazı şeyler gerçekten değişebilir mi? Bunları iyice ölçüp tartmanız gerekiyor. Anlık öfkeyle, anlık patlamalarla, anlık kararlar vermemenizi tavsiye ediyoruz. Çarşamba, perşembe gibi günler biraz daha önemli olabilir. Aniden ödemeler, trafik cezaları, vergiler, bir şeyin ekstra ödenmesi, ekstra maliyetli olması gibi konulara da biraz daha dikkatli olun diyoruz. Keyifli, güzel bir hafta diliyoruz. Sevgili oğlaklar veya yükselen burcu oğlak olanlar, sevgili oğlaklar, haftaya Satürn ve Mars arasındaki önemli gerilimli açıyla başlıyorsunuz. Evet. Tamam, bu kadar aksiyon yeter. Siz zaten 2 yıldır gayet gerilimli açılarla yaşıyorsunuz ama artık bu haftada ya neymiş canım o gerilimli açı? Ben 2 yılımı yönetmişim, yani bu haftayı mı yönetemeyeceğim diyeceksiniz, demelisiniz. Çünkü bu hafta bazı işlerde engelleniyor gibi düşünüyorsanız ya da ya bak bu işimde tam oluyordu, yine olmadı, yine iptal oldu, yine geri geldi, yine ileri gitti falan yapıyorsanız orada bir durun. Bu hafta bir şeylerin engellenmesi, bir şeyleri sanki olmuyor gibi gelmesi o kadar normal ki. Sadece bu hafta yapmanız gereken şey bunları normal karşılayıp hayatınıza devam ediyor olmayı başarmanız gerekiyor. En önemlisi bu konu olacak. Bazı işlerde ya da ilişkilerinizde, iş hayatınızda yani her şey şu an değişime ilerliyor ve değişimi tamamlıyor. Yani bu yılın sonunda bir şeyler değişmiş olacak ve siz de bunları görmüş olacaksınız. Hayatınızda belki bir ayrılık kararı alıyorsunuz. Belki ilişkinizle ilgili evinizi değiştiriyorsunuz. İlişkinizde belki uzun süredir bir mesafe ve bir soğukluk içerisindesiniz ve bunu tanımlayamıyorsunuz. O sevgisizliği tanımlayamıyorsunuz, sevgiyi tanımlayamıyorsunuz. Evet, bazı şeyleri akış içinde bırakmak her zaman iyidir. Çok fazla bir şeyleri kontrol edemediğinizi zaten son 2,5 yılda görmüş bulunmaktasınız. Eğer bu hafta imkanınız varsa, mümkünse kendinizi dinlendireceğiniz, daha izole olacağınız, çok fazla baskı ve manipülasyonla iç içe kalmayacağınız, cevap vermek zorunda kalmayacağınız diyelim. Konularla biraz daha yani
tatil gibi olabilir, seyahat olabilir, sizi dinlendirecek, sizi ne mutlu ediyor, kendinizi nasıl hissediyorsunuz? Yani şimdi pandemi, mandemi vesaire, tabii ki sağlık sorunları, birçok konu var. Hayat ciddi anlamda kısıtlandı. Hiçbir şey kolay gitmiyor. Bir yere gidin, dinlenin, kafanızı dinleyin vesaire diyoruz ama onu da böyle yarım ağız tabii ki söylüyoruz. Orada da şüphelerimiz, kuşkularımız, korkularımız var ama güvendiğiniz, emin olduğunuz, kontrollerinizi ve tedbirlerinizi aldığınız bir yer veya bir alan varsa bu hafta biraz dinlenin, biraz kafanızı dinleyin, biraz bazı şeyleri aşmak için geri çekilmek gerekiyor. Biraz belki buna ihtiyacınız var ama çok önemli işleriniz varsa, çok önemli görüşmeleriniz varsa bunları da sonuçlandırabileceğiniz, net önünüzü ve yolunuzu görebileceğiniz bir hafta olduğunu söyleyebiliriz. Bazı şeyler canınıza tak etmesin. Uzun süredir zaten çok yoruldunuz. Bunu bir patlama ya da bunu bir öfke ya da bunu bir kontrolsüzlük hali içerisine getirip haklıyken haksız duruma düşmeyin, ne gerek var diyoruz. Keyifli, güzel bir hafta diliyoruz. Sevgili kovalar veya yükselen burcu kova olanlar, sevgili kovalar, bu hafta parasal konularda oldukça güçlü iyileşmeler içerisinde olabilirsiniz. Hayatınızda yeni bir başlangıç yapıyorsunuz. Arka planda götürmeye çalıştığınız işleri artık daha yüzeye taşımaya başlıyorsunuz. Birilerine karşı gizli düşmanlıklar beslemekten, kin tutmaktan vazgeçin. Çünkü siz öyle biri değilsiniz, yapamazsınız. Birilerine hak bildirmek, bunun hesabını sormak, hak aramak gibi konular bu hafta çok uygun değil. Bir yatırım yapma fikri içinde olabilirsiniz. Geleceğinizi, güvenceyi almak istiyorsanız bazı konularda acele etmemeniz lazım. Birikim yapın, para biriktirin ama bir şey alma konusunda biraz sakin kalın. Bir şey kaçıyor gibi gelebilir, bir şeyi hemen elde etmeniz gerekiyor gibi gelebilir. Biraz orada ölçülü olun. Çarşamba ve Perşembe günleri işbirlikleri, toplantılarınız açısından net bir karar alabilir, yeni bir işe başlayabilirsiniz. Gizli yürüttüğünüz ilişkiler, aşk ilişkileri ya da dostluklar ya da söylememeniz gereken konular varsa bu hafta burayı da lütfen çok daha kontrollü yönetin. Sizlerin fıtratında, özünde dürüst olmak, açık olmak çok önemlidir. Bunu mümkün oldukça kendi ölçünüzde açıklayıcı bir şekilde götürmeyi tavsiye ediyoruz. Keyifli, güzel bir hafta diliyoruz. Sevgili balıklar veya yükselen burcu balık olanlar, sevgili balıklar, bu hafta sizler için önemli bir hafta. Heyecanla başlattığınız iş ve projelerinizde hızlanıyorsunuz. İş ortamınızda değişimler ya da yeni işbirlikleri sizi heyecanlandırabilir. Belki ortak bir iş yapacaksınız, ortaklı bir iş yapmak istiyorsunuz ya da size bir teklif gelecek mesela. Aşk hayatı aranızdaki beklentilerinizde biraz geri adımda tutun diyoruz. Aslında bu hafta Venüs ve Neptün arasındaki o güzel açı sizleri aşka, ilişkilere özlem olarak ön plana çıkartabilir. Kendinizi bu hafta burada daha güçlü hissetmek isteyebilirsiniz ama parasal anlamda Mars da aynı zamanda ikinci evinizde, biraz daha madde, para, eşinizle ortaklık konuları, bunlar daha önemli olabilir. Bu hafta parasal konularınızı ve kariyer hedeflerinizi bir ön plana alın. Burada neye ihtiyacınız var? Sonrasında ne olmak istiyorsunuz? Biraz daha ayakları yere böyle tam basan, önünüzde ne gibi bir dönem var? Nasıl ilerlemeniz gerekiyor gibi düşünceleri de kendi kurgularınızı da yapmanız gereken bir hafta içindesiniz. Ödemelerinizde hesaplarınızı daha iyi yapın, daha kontrol edin. Birine güvenirken, birine parasal anlamda bir şeyleri emanet ederken daha dikkatli olun. Perşembe günü hayatınızda önemli bir karar vermeniz gerekebilir. Aldığınız haberlerde olur olmaz insanların yanında öfkeli konuşmalar yapmayın ya da yanlış ifadelerde çok fazla bulunmayın. Bunlara dikkat edin. Yeni başlangıçlar, yeni dönemin olduğu bir hafta Venüs ve Neptün arasındaki açıda bir ilişki itirafı ya da bir ilişkinin önünüze tekrar gelmesi, yeni küçük başlangıçlar verebilir. Acele hareket etmeden daha küçük, daha arka planda hareketlerle, dostluklarla yeni başlangıçlar yapabilirsiniz diyoruz. Keyifli, güzel bir hafta diliyoruz.